Spider-Man No Way Home'un ikinci ekstra sahnesinde nihayet Doctor Strange'in yeni filminden yepyeni görüntüler gördük. Sızıntıların çoğalmaması adına fragmanın tümü de geçtiğimiz gün yayınlandı. Açıkçası bu film için oldukça tedirgin ancak bir o kadar da heyecanlıyım. Daha çekimlerin başındayken ilk filmin direktörü olan Scott Derrickson pılısını pırtısını toplayıp projeden ayrılmıştı. Disney söz konusu durum karakter üçlemesi olunca özellikle aynı direktörle çalışmakta ısrarcı. Kendilerine hak vermek lazım çünkü tek bir karakter birden fazla direktör yönettiğinde nelerin yaşandığına bizzat tanık olduk. Bu haberden sonra içime kurt düşse de filme olan beklentimden halen ödün vermemeye çalıştım. Heyecanımı körükleyen faktörlerden birisi de Derrickson Beyciğimizin yerine geçen yeni direktör oldu. Hatırladınız mı? Pizza time. Korku janrısının ustası olarak bilinirken bir anda gelmiş geçmiş en iyi süper kahraman filmlerinden birisini yönetmiş biricik Sam Raimi, Multiverse of Madness'ın direktör sandalyesini doldurdu. Bunun beraberinde Covid'den ötürü çekilemeyen sahneler için tekrardan çekimler başlamış ve bu aşamada yeni sahneler de çekilmiş. Bu durumda ister istemez görünme ihtimali bulunan bazı karakterleri akla getiriyor. Acting. Birkaç ay öncesine kadar 3 Spider-Man'in bir araya gelme ihtimaline burun kıvrılıyordu. Zihin hoplatan profesörümüzü bu filmde neden görmeyelim? Değil mi? Her ne kadar fragman desek de Marvel Teaser, yani tanıtım başlığı altında yayınladığı için şu ana kadar gördüklerimizin filmin büyük bir parçası olduğunu düşünmüyorum. Hatta bu fragmanda asıl kötüyü gördüğümüzden bile emin değilim. Sahneleri irdelemeden önce size bir soru sormak isterim. Bu fragman size başka bir Marvel yapımını hatırlattı mı? Sizi bilemem ama What If'in 4. bölümüyle bu fragman arasında o kadar fazla paralellik vardı ki belirli bir noktadan sonra teorilerimi bu fragman üzerine değil 4. bölümü temel alarak kurguladım. Başladım. Paralel evrenlerin varlığıyla sonsuz olasılıkları konu olan animasyon antolojisi What If'in 4. bölümünde ya Doctor Strange elleri yerine kalbini kaybetseydi sorusuna cevap aranıyor. Tıpkı filmdeki gibi bu bölümde de Strange gece vakti araba kazası geçirir. Ancak bu sefer elleri yerine hayatının aşkı olan Christine'i kaybeder. Bu kayıp zamanla kalbindeki deliği büyüterek karanlığa sürüklenmesine sebep oluyor. Ne yazık ki en sonunda planı dilediği gibi gerçekleşmeyip çökmüş gerçekliğinin ortasında mahsur kalır. Hem bu bölüm hem de sezon finalinde tehlike doğuran gerçeklikleri prizmavari bir kutuya hapsetmesi bana No Way Home'da oluşturduğu kutuyu hatırlattı. Her ne kadar fragmanlarda görmesek de aynı sahnenin tam halini filmde görmüştük. Demem o ki bu bölümle film arasındaki tek bağlantı aralarındaki benzerliklerden ibaret olmayabilir. Aksine bu bölüm filmin öncesinde yaşananları anlatıyor gibi görünüyor. Hatırlarsanız bölümdeki Strange ellerini değil biricik aşkını kaybetmişti. Anlayacağınız o gerçeklikte Strange'in elleri yaralanmamıştı. Bu fragmanda gördüğümüz varyantlardan birisinin elinde de herhangi bir yara izi yok. Ancak fragman bununla da kalmıyor. Çünkü sahnelerin bir başkasında gördüğümüz Strange'in elinde de herhangi bir yara izi yok. Bu da tıpkı yayınlanan posterde olduğu gibi en az 3 tane Strange varyantını görme ihtimalimizi bir hayli arttırıyor. Animasyonda farklı boyutlardan değişik yaratıkların gücünü emerek onları kontrol etmeye çalışıyordu. Bu durumun sonucundaysa gerçekliği mercimek çorbasına dönmüştü. Aynı durum bu fragmanda da yaşanıyor. Az önce bahsettiğim sahnede tıpkı animasyonda olduğu gibi gücünü emdiği yaratıklardan birisinin ortaya çıktığını görüyoruz. Hatırlarsanız geçen filmde Mordo, Strange'in zaman taşını kullanarak gerçekliği değiştirmesinden ötürü çekip gitmişti. Bu fragmanın başında şöyle ilginç bir cümle kuruyor. Dormammu'ya karşı zaman taşını kullanmasından ötürü bunları söylüyor olabilir. Ancak benim tahminim şu yönde. Christine'in öldüğü alternatif gerçekliklerden birisinde Strange'in varyantlarından biri tıpkı animasyonda olduğu gibi bu durumu kabullenemeyip Christine'i kurtarmaya çalışacak. Bu durum sonucunda da paralel evrenlere zarar verecek. Zarar gören evrenlerden bir tanesi de görüldüğü üzere bizim evrenimiz olacak gibi duruyor. Gerçi bu noktadan sonra pek emin değilim çünkü arka plandaki süslemeler bu mekanın bizim evrenimize ait olmadığını gösteriyor olabilir. Hatırlarsanız Infinity War'da daha farklı bir aksesuar vardı. Bu sorunu çözmek için bizim Strange'imiz Wanda ve America Chavez gibi kişilerden yardım isteyecek. Bu aşamada kendimizi paralel evrenlerde bulacağımız için farklı gerçekliklerden gelen kişileri de görebiliriz. Fragmanın başlık altında yıllar boyunca değişime uğrayan Marvel introlarının harmanlandığını gördük. Marvel sinematik evreninde yer alan tüm filmler zaman içerisinde 3 boyutlu introya geçseler de bir zamanlar Fox evreninde bulunan X-Men filmleri hiçbir şekilde değişikliğe uğramadı. Anlayacağınız bu açılış
X-Men üyelerinin filmde yer aldığını simgeleyen minik bir detay olabilir. Animasyonda olduğu gibi Strange Supreme bizim Strange'in güçlerini emerek kendi evrenindeki Christine'i ölümden döndürmeye çalışabilir. Ancak animasyonun aksine bu sefer Wanda'nın da yardımıyla paralel evren kargaşası çözüme ulaşacak gibi duruyor. WandaVision'la House of M'den bir nebze görebilsek de sahne ışığını Strange'den çalmadan bu filmde büyük bir rol üstleneceğini düşünüyorum. Kendisi çizgi romanların aksine mutant ırkını silmektense mutantların bulunduğu evrenle bizimkini tek bir zaman çizgisinde birleştirebilir. Shuma-Gorath veya Gargantos olan bu yaratıktan tutun Rapunzel Mordo'ya kadar birkaç detay daha var. Ancak şu ana kadar gösterilenlerle bu kısımları henüz irdelemeye değer bulmuyorum. Tıpkı çizgi romanlarda olduğu gibi Agamotto'nun gözünün göğüse daha yakın durumu detayını da beğendim. Peki sizler bu fragman hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de Strange'in Wanda'nın yaptıklarını takmaması ve Westview'da yaşananları umursamaması bir tık garip değil mi? Gelin yorumlarda konuşalım. İzlemediyseniz filmi baştan aşağı konuştuğumuz videoya da sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. Evet biliyorum. Venom'u da gördük. Hatırlarsanız Venom Let There Be Carnage'ın ekstra sahnesinde Eddie ile Venom'un Marvel sinematik evrenine geçtiğini görmüştük. Eddie'nin bu evrene nasıl adapte olabileceği ile alakalı birkaç teori üretsem de kalite kontrolden geçemeyen bu sahne tıpkı ikinci film gibi aşırı tırttı ya. Yani resmen Kevin Feige, Amy Pascal'a yani Disney'in CEO'su, Sony'nin CEO'suna giderek sizin berbat ettiğiniz karakteri değil de o karakteri gerçekten Venom yapan unsuru istiyoruz demiş ve onu almış gibiydi. Yani ayrıca Venom'la Eddie kendi evrenine dönerken simbiyot nasıl bizim evrenimizde kaldı diye soracak olursanız bu sorunun tek cevabı şöyle olsa gerek. I don't know. Evet benden bu kadar. Görüşmek üzere.